kimse. İyisin, iyisin amirim. Korkuttun vallahi bizi ha. Konuşma. Ne yapayım? Oğlum boş konuşma. İş konuş. Şu boksör meselesini iş. Ya kılçıklı mılçıklı sen takma kafana, iyi ol be abi. Anlat. Amirim ya. Allah aşkına öbür tarafta ne gördün sen? Böyle sinir falan yapmış sende. Lan oğlum anlat diyorum. Anlat, benim kafamı meşgul et. Ya bizim bu boksörün babası harbiden mübarek adammış yani. Zamanında çete işlerinden 6 yıl yatmış. Ondan böyle mahallede ne kadar çakal çukal varsa, uyuşturucu tayfası varsa toplamış mekanı. Bir de bizim boksörün bir küçüğü var. O da tabii meraklı bu işlere, bu dövüş işlerine falan. Bu çakal tayfası da öğreniyor bunu, çocuğun üstüne çöküyor. E çocuk da tabii hem dövüşüyoruz hem de bir yerden para indirelim diyor yani. Sonra eski öldürülen doktorun elinde can veriyor çocuk. Tabii can vermekle kalmıyor. Çocuğun dalak, böbrek ne varsa topluyor şerefsizler. Bırakmamışlar. Of of. Vay şerefsizler vay. Baba ya. Demek çoluğu çocuğu dövüştürüyorlar, ondan sonra da öldürüyorlar ha. Ölürken de organlarını alıp satıyorlar ha. Neyse devam et. Tabii bizim boksör babayla oğlan da gidiyor bunların mekanını basıyor. Adamları darp ediyorlar. Yani sıkıntı veriyorlar adamlara. Babayı bıçaklıyorlar, ondan sonra böbrek, mevrek, diyaliz, sefalet derken dükkanı da elinden alıyorlar. Tabii bizim bu boksör de Sezgin'e çökeceğim diye tutturdu. İyi, bu boksör artık rahat durmaz. Herifin hayatını kaydırmışlar. O da düşmanlarının hayatını kaydıracak demek ki. Git bul onu. Bulacağız baba, haber bekliyorum. Bana bak, mesai saatinde ne gezip duruyorsun siz? Devlet size gezin diye mi maaş veriyor ha? Çık dışarıda bekle. Çıkacağım baba, haber bekliyorum, gelsin. İyi, git köşede bekle. Dışarısı it dolu. Belki bir kapkaççı yakalarsın ha? Hadi yürü. Ha bana bak, akşam da geç kalma. Tamam. Yavrum ne haber? İyiyiz abi, hamdolsun. Gel. Ne oldu? Erkek erkeğe konuşmamız 15 saniye sürdü. Her kahramanın içerisinde bir kadın vardır. Otur kadın. Doğru konuş. Bana bak, annenin doğru konuşacaksın. Yeni planımı sizden gizlememeye karar verdim. Kahraman dürüst olarak. Sizi bir araya getireceğim. Anneme gideceğim. Emin misin? Yani kansız yılbaşına girmek ister misin? Saçmalama MKC. Oğlumu da götüreceğim tabii ki. Ben kansız gireceğim yılbaşına. Her özel günde birlikte olacaksak niye boşandık ki biz? Şöyle yapalım. Sen annenle gir, ben de oğlumla gireyim.
Hayır tabii ki olmaz. Bekliyor kadın. Bak Yağmur, benim şu an göreve gitmem lazım, tamam mı? O yüzden MK'cığım, iyi görevler, sana bir şey olmasın. Umarım vurulmazsın falan filan. Gitmeden bir öpeyim falanlar yok tabii. Yok, ben kimle konuşuyorum ki burada? Bir de oğlumu alacakmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.